Sıra geldi UV layout'a modelin parçalarını yüklemeye. Sahnede baktığımız zaman şu anda 3, 6, 7 tane ayrı geometri objemiz var. Bunları teker teker OBJ olarak export edeceğiz. OBJ olarak export edeceğimiz yer Characteris çalışma klasörümüzün içinde yeni bir klasör oluşturalım ve adına UV diyelim. Bu klasörün içine export edeceğim. Önce Characteris'in gövdesini export etmek istiyorum ve isimlerine dikkat ediyorum. Characteris gövde ve şu şekilde Characteris olmasın, sadece gövde olsun. Gövdeyi export etmek istiyorum. Export selected çalışma klasörüm UV'ye gidecek. Gövde OBJ export done. Export ettiğimi saklayayım. Bu mifer export selected mifer save export done. Saklıyorum. Bu sağ omuzu export selected sağ omuz zırh save export done. Saklıyorum yine. Diğer omuzu export edeceğim. Sol omuz zırh. Tamam. Eye selection. Şu parçayı export edelim. Bacak sırrı. Export selected. Bacak. Zırh. Save. Okay. Done. Eye selection. Şurada farklı bir işlem uygulayacağım. Bakın gözler her ikisi de birbirinin simetrik kopyası olduğu için sadece tek birinin envelope'ini alsam ve onu import edip tekrardan mirror'le karşı tarafa kopyalasam yeterli. O yüzden bir tanesini öncelikle ayırıyorum detach diye. Detach. Okey. O şekilde dursun. Gözün pivot noktasını olduğu yerde dursun. Hiç ellemiyorum. Bakın gözler diye duruyor. Export. Selected tek parça. Gözler. Save. Export. Done. Şu ikisini saklayalım. Hide selection. Aynı şekilde şuradaki parçalar, burada 4 tane parça var ve bir parçadan ürettiğimiz için bunları her birinin ayrı ayrı envelope'ini almamıza gerek yok. Bu yüzden tek bir parça öbeğini, yani şunu envelope'ini aldığımız zaman tekrar kopyalayıp diğerlerine üretebiliriz. O yüzden bunu da detach diyorum. Obje 2 şeklinde detach olsun. Bunu saklayalım. Hide selection. Obje 2'yi diş olarak değiştiriyorum. Diş. Ve export selected diş. Save. Export. Done. Bakıyorum sahnede başka hiçbir objem kalmadı. Unhide all, export edilmedik. Hepsini export ettik. Artık 3D Studio Max'te çalışmamıza gerek yok. Artık UV layout'a geçip UV layout'a bu objeleri teker teker yükleyerek unwrap alma işlemine başlayabiliriz. Load diyorum. Öncelikle çalışma klasörümü belirleyeceğim. Çalışma klasörüm karakterisinin içinde UV klasörü. Okey. Bakın görüyorsunuz buradaki listede OBJ'leri gördü ve artık bunları teker teker yükleyerek unwrap işlemlerini